Neredeyse 10 yıl sonra Viktor Orban'ın partisinin kazandığı 1/3'lük çoğunluk zaferlerinin ardından Ekim'deki belediye seçimleri Macaristan'da Fidesz karşıtlarının kazandığı ilk önemli zaferdi. Global Conversation'daki konuğumuz Budapeşte'nin yeni belediye başkanı Gergely Corachon. Hoş geldiniz. Günaydın. Bu başarının sebebi nedir? Son haftalarda Macaristan'da neler yaşandı? Uzun zamandır Macaristan'da hükümetin politikalarından memnun olmayanların çoğunlukta olduğunu biliyorduk. Fidesz geçmişte muhalefetin parçalanmış olmasından faydalanarak seçimleri kazanabiliyordu. Son yerel seçimler 15 yıldır ilk kez gerçek bir rekabetin olduğu ve bu rekabeti Budapeşte ile diğer bazı büyük şehirlerde muhalefetin kazandığı seçimlerdi. Sizin başarınızın arkasında Romani Prodi'nin Zeytin Ağacı Koalisyonu'ndan daha renkli bir koalisyon bulunuyor. Kendinizi Yeşil Parti politikacısı olarak değerlendiriyorsunuz ama eski Komünist Partisi'nin devamı tarafından. Macaristan'ın en ihtilaf yaratan politikacısı eski başbakan Ferenc Gyurcsány Partisi tarafından desteklendiniz. Hatta aşırı sağ Jobbik bile size karşı aday çıkarmadı. Jobbik eski başbakan Gyurcsány'e muhalif olarak kendisini konumlandırıyor. Ortak muhalefet adayı partiler tarafından değil, Budapeşte halkı tarafından belirlendi. İki aşamalı seçim öncesi süreç Budapeşte halkı tarafından seçilen muhalefet adayını birleştirmesiyle sonuçlandı. Bu halkın oylarıyla alınan bir karar olduğu için seçim kampanyası boyunca muhalefetin değil, iktidardakilere karşı Budapeştelilerin adayı olduğumu söyledim. Son 10 yıldaki siyaset sadece Fidesz'in 3/2 çoğunluğu elde bulundurması, Anayasa Mahkemesi'nden özgür basına ya da belediyelerin hareket alanına kadar iktidarın tüm güç kontrol mekanizmalarını yok etmesiyle ilgiliydi. Son 9 yılda Budapeşte bu değişimlerin büyük kaybedeniydi. Benim kampanyam hükümet önünde Budapeştelilerin isteklerini temsil etmekle ilgiliydi. Bizim başlıca politik duruşumuz halkın gücünü temsil etmekti, iktidarın adamlarını değil. Budapeşte sonuçları İstanbul yerel seçimleriyle kıyaslanabilir mi? Seçimler öncesi İstanbul Belediye Başkanı ile buluştunuz. Size tavsiyelerde bulundu mu? İstanbul Belediye Başkanı tarafından çok önemli tavsiyeler aldım. Onun en temel mesajı politikamın partiler etrafında ya da iktidar rekabeti için değil, ama halk üzerine inşa edilmesi gerektiğiydi. O kampanyası boyunca ve belediye başkanı seçildikten sonra da çok güçlü bir iktidar karşısında temsil ettiği gücün yenilmez olduğunu vurguladı. Çünkü bu onun gücü değil ama şehrin gücüydü. Ben de bu politikaları kampanyam boyunca temsil etmek istedim ve bence başardım. Herkesi şaşırtan bu iyi sonuç, benim seçim kampanyamın harika olmasına ya da muhalefet partilerine bağlı değil. Bu zafer halkın karar alma süreçlerine daha çok katkıda bulunmasını deneyen politikaların zaferi. Ben bugünlerde temsili demokrasinin tüm dünyada çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar eğer temsili demokraside sorun varsa senin yerine söylemen gerekenlerini söyleyecek ve seni tehlikelerden koruyacak demir yumruklu liderleri seçmelisin diyor. Bu durum Macaristan siyasetinde görülebilir ya da siyasetin Avrupa değerlerinin merkezinden uzağa savrulduğu birçok yerde görülebilir. Bu durum Brexit fenomeninde ya da Amerikan politikasında görülebilir. Ben bunun kötü bir cevap olduğunu düşünüyorum. İyi cevap, temsili demokrasiyi güçlendirmek, katılımcı demokrasinin kurumları ile onu tamamlamak ve karar alma süreçlerine halkı daha da fazla dahil etmek. O zaman başbakanla birlikte nasıl çalışacaksınız? Liberal olmayan bir ülkenin başkentinde ne gibi imkanlarınız var? Ben hükümetle herkesten çok daha verimli müzakereler yapabilirim. Çünkü hükümetle müzakere ettiğim zaman Budapeşte halkını temsil ediyorum. Masaya Budapeştelilerin fikirlerini bilerek oturuyorum. Bu güç herhangi bir politikacının düşünebileceğinden çok daha kaydeder. Siz Macaristan'da Yeşiller Partisi'nden gelen ilk üst düzey yöneticisiniz. Ne tür yeşil önlemler düşünüyorsunuz?
Budapeşte küresel ısınmanın çok büyük kaybedenlerinden birisi olabilir. Bu yüzden Budapeşte'nin küresel ısınma ile mücadelede rol alabileceği bir süreç başlatmamız gerek. 2030'a kadar karbonsuz bir başkentimiz olmasını isteriz. Çevreci önlemlerin ciddi ekonomik etkileri de var. Arkanızda yeşillerden bir siyasetçi olmadan, bir yeşil parti olmadan bunu aşmayı nasıl düşünüyorsunuz? Nem gondolom azt, hogy az ellenzéki pártok ne lennének egyformán elkötelezettek ennek a politikának a végrehajtásában. És az is nagyon fontos. Muhalefet partilerinin bu politikaları uygulamakta aynı ölçüde kararlı olmadığını düşünmüyorum. Bu çevreci dönüşümün kaçınılmaz bir şekilde ekonomik sorunlar demek olmadığını görmek de çok önemli. Tabii ki yatırımlar finanse edilmek zorunda. Ama bütün bu çevreci yeni anlaşma fikrinin Avrupa'nın tüm sosyal ve ekonomik sistemini sürdürülebilir hale getirmekle ilgili olduğunu da unutmamak gerek. Özellikle Avrupa'da ekonomik durağanlığa kendimizi hazırlamak zorunda olduğumuz bir dönemde bu birçok ekonomik büyüme fırsatlarının kapısını açıyor ve birçok iş yaratıyor. Yeni Avrupa Komisyonu'nun bu iklim adaptasyon politikasını temsil etmek istemesinden çok mutluyum. Bu durumda büyük Avrupa şehirlerinin iklim değişikliği bakış açısıyla alacağı önlemler için Brüksel'den direkt kaynağa sahip olabileceğinden de çok mutluyum. Budapeşte'de bir süre stadyum inşaatı gibi çok büyük yatırımlar yapılmasını durduracağınıza söz verdiniz. Ülkenin en büyük politik gücü Fidesz'in arkasında olduğu, hala büyük desteğe sahip bir başbakan karşısında bunu nasıl yapacaksınız? Hiçbir yatırıma karşı değilim. Ben sadece hükümetten sağlık gelişimleri de yapmasını isteyerek yatırım sıralamasını düzenlemek istiyorum. Bunlar tamamlanınca başka şeyler hakkında konuşabiliriz. Bu yatırımlara karşı hareket etmek istemiyorum ama bu yatırımların en önemliler olmadığına dikkat çekmek istiyorum. Şu anda yatırım sıralaması kötü. Sağlık hizmetlerindeki gelişim, toplu taşıma ve yeşil alanlar öncelikli olmalı. Spor yatırımları bundan sonra gelebilir. Muhalefetin en güçlü siyasetçisisiniz. Başbakanlık için yarışacak mısınız? Viktor Orban'ın 2022 seçimlerinde rakibi olacak mısınız? Benim pozisyonumda şu anki işim hükümetle normal bir işbirliğinde olmak. Yine de Macaristan siyasetindeki köklerimi inkar etmek istemem. Muhalefetin harika bir aday bulmasını umuyorum ama şu anda yapmam gereken başka işler olduğunu düşünüyorum. Bu röportaj için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.